giderdim dedemgille küs olduğum halde, bak sen küsüdün o zamanlar, küs olduğum halde giderdim onların yanına, çocukları bırakırdım, alın bakın ben kızımı arayacağım derdim. En olmadı devlete giderdim, en olmadı polise gideydim, onlar gene bakardı o çocuklara. Keşke yapsaydın. Keşke amcamın lafını, amcamın nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Keşke onun lafını dinlemeseydin. Amcan yani o... beni tut bazen, amcam hiç kusura aklına gelmiş. Kusura bakma. İnanmıyorum hiç ya. Hiç kusura bakma, amcan unutu arardı, beni hata arardı. Ya tutması önemli değil yenge. Hayır. Ya sokaktan, yapmaz derlerdi. Sokaktan hani şimdiki... geçene söyleseydin. Hayır, keşke şimdiki ya. Gibi keşke hani sokaktan. Bana atardı ortaya. Hiç kusura bakma. Şimdi Mustafa burada bir söz ortaya attı. Ya atarsa attı. Atsın, önemli olan polise gitmek. Türkan bir söz ortaya attı. Dedi ki o çocuğun babası ben olmayabilirim. Sonrasında bundan vazgeçti. Ama aynen. Sonra otelde yine ekip arkadaşlarım kendisiyle konuştuğunda Şükür'ün babasının kendisi olamayacağını yine tekrar etmiş. Aynen. Babası ben olmayabilirim. Hayır yalan. Yalan. Hayır yalan. Çocuk benim ikizim gibi ya. Nasıl değil Allah aşkına ya. Bence de ikizi gibi. Tamam o zaman şey yapalım. Didem Hanım DNA testi yapılıyor nasıl olsa yani 2024 yılındayız. Tamam versin kanını madem. Gerçi çocuğunda hiçbir şey de yok da bilmiyorum DNA'sı var mı yok mu o çocuğunda. Yani biliyor demek ki. Peki bu şey diyor ki. Bu kadar emin olduğuna göre babasının olmadığından. Fatma diyor ki cesedin yerini ben bilmiyorum diyor. Şükür'ün kızımın nerede gömüldüğünü ben bilmiyorum ama götürdüğünü biliyorum. Hatta o gün götürürken de öldürme amaçlı götürmüş olabileceğini de sezmiş olduğunu düşünüyorum. Bence sezmişsin. Yok, hayır sezmedim. Sezmedin mi? Hayır. Ya Fatma hiçbir şey o kadar özür yok, dilerim ama gözün o kadar mı kapalı? Şimdi öyle bir yere gömmüş ki senin kuzenini Şükür'ü. Şükür'ün bulunmayacağından emin. Çok emin diyor. Sence cesedin gömülü olduğu yeri Fatma biliyor mu? Bir sen söylerim dedim ama. Türkan biliyor mu sence Fatma? Dedim ya Didem Hanım gömülü olduğunu, ya gömülü olduğu yeri bilmese de gömülü olduğunu biliyordur. Ya artık öldürdü ya, diyor. Yani 10 yıl oldu ya 10 yıl. Bilmiyorum inan ki bilmiyorum. 10 yıl. Onu sokmak için kesin Didem söylerim. Didem Hanım mutlaka biliyordur. Hayır. Aklına gelmiştir. Gelmiştir Didem Hanım. Öldürdü, öldürdü çünkü aklıma geldi diyor. Neden diyorsanız mesela o önceki. Ama yeri bilmiyorum diyor. Geldiyse neden şüphelenmemiş yani? Kandırdım. Didem Hanım onu gömmesine bile gerek yok. Neden? Çok üzülerek söylüyorum ama öyle bir şey yaptıysa gömmesine bile gerek yok. Ormana atsa bile, ya çok üzülerek söylüyorum, ormana bile atsa 10 yıldır o çocuğun kemiği kalmamıştır. Ay öyle mi? O kadar çok insanların gitmediği falan çok ıssız. Yani evet nereye ama 2 saat içinde nereye gidecek çocuğu? Hem gidecek, öldürecek ve atacak yani. Didem Hanım 2 saat olduğunu bilmiyoruz ki. Ya tabii Türkiye şey öyle belki söylüyor. Belki daha fazla, belki sabaha karşı geldi. Yengem saate bakmamış ki. Yok. Baktı mı saate? Saate bakmam ama o odak değil ya, sabaha karşı değil. Nereden biliyorsun? O doğru söylüyor işte. Hayır bilmiyorum ama. Ama önce bir uzun dedin sonra ya, 4 saat olabilir dedin. Hayır. O yorgunlukla uyuduğunu söylüyor. Saate bakmam hayır, ama o yorgunlukla o uyuduğunu değildir. Söylüyor. Hayır. Bir de kış vakti erken kararıyor hava. Yok kızım yok, o kadar değil. Fazla olmadı yani. Hayır hayır. Peki geldiğinde çocuğu alıp götürüyor. Uyurasa ağır hava. Geldiğinde yine uyku sersemi olmuşsun ama sonrasında kızının ortalıkta olmadığının bir korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışsın. Mustafa'nın üstü başı toz toprak var mıydı? Aynı üstüyle gittiydi değil mi? Değiştirmedi üstünü. Herhalde değiştirmedi. Yani aynı üstümüzle gittik yani. Yani o değiştirme... Çocuğu götürdüğü kıyafetleriyle döndüğü kıyafetler aynı mıydı? Aynıydı. Yani İsparta'ya gittiğimiz kıyafetler de aynıydı. Ya. Üstünde bir çamur, ellerinde çamur şeyi. Yok, zannetmiyorum. Çünkü aynı üstüyle hiçbir şey etmeden doğruya aynı oturduğu yerden aynı gittik yani. Hiç peki değiştirmedi. yüzünde yanaklarında tırnak izleri bir şey. Hadi o gün gece görmemiş olurum ama gündüz öyleyse görürüm arabada giderken. Ya tırnak izi yok, falan. Yoktu. Ya bir şey olduğunda Şükür direnmemiş yok. Midir yani? Direnmiştir bilmiyorum. Çocuk ya, yani. Çünkü hani gece o şeyimle görmemiş olabilirim ama sabahın aynı üstüyle gitti. Yani yüzünde bile yara yoğudu. Kollarında mollarında yoğudu, tırnak izleri bilmiyorum. Falan hiçbir şey. Yoğudu. Sanetmem dedim ama o kadar direştiğini sanetmiyorum çocuğum. Çocuk direnmemiş midir yani? Hayır dedim. Nasıl direnmemiş? Öyle direnecek bir çocuk değildi yani. Ama Didem Hanım yengem kadar var çocuk ya. Yani yengem kadar olmuş yani direnmemesi hiç bilmiyorum yani. Mutlaka bir şey olmuş olması lazım.
Nasıl ettiğini bilmiyoruz. Kızım, yengem kadar irermiş hani, ben sonradan fark ettim hani zayıf boyu ben kadar var. Bir sıkıntı canı var dedim ama. Ama o sırada yengem öldürmeye kadar çalışıyor biri. Biri çocuğu işte, öldürmeye benden çalışıyor. Bir uzundu. O can havliyle kışet yani çığlık atar ne bileyim yani babasına öldürüyor onu mutlaka yani. Mutlaka bir şey olması lazım. Ama dedim ben yoğudu üstünde bir yani vücudunda bir şeylik yoğudu. Sadece çok sinirliydi diyorsun. Aynen o gün gece çok sinirliydi. O anı bir de anlatır mısın lütfen? Sonra Mevlüt Bey hazırmış, ona gideceğim. Çünkü o anı bir anlat. Anne geldi. Ben hepiniz aynı odada yatıyorsunuz. Aynen hepimiz aynı. Çocuklarımla hepimiz aynı odada. O yalan o ikinci odası modası. Çünkü eşya yoğudu o odada. Onu yalan atıyor. Yani hepimiz bir odadaydık. Yeme inanırım Didem Hanım. Tamam. Çünkü okulumuzda yengeme inanırım. O tamam. Aynı odadaydık. Şöyle geldi beni uyandırdı. Yani beni dürtüklediğini hatırlıyorum. Yani şey, hani şeyle dürtüklüyor. Öyle uyandırma şeyi gibiydi yani. Şey hızıyla dürtükledi. Şeyimle kalktım. Kız nerede diye sordu bana. Peki hemen niye o soruyu soruyor ki? İşte yani kız nerede diye sordu. Ben de kız seninle gitti, sen götürdün ya dedim. Peki karanlık mı? Odaya girdiğinde ışık mışık yok ama kızı... Işık yakmış, yakmış ışığı. Ya ışık yanmış. Işığı söndürmedim zaten ben, ışık yanıyordu. Ya çocuklar ışıkta uyuyorlar. Aynen. Yani ışık yanıyordu, sordu bana kız nerede, ben sen götürdün ya dedim. Ben de yolda bıraktıydım dedi, yani yolda bıraktığını söylüyor. Aha. Ben de yolda bıraktım, geri gittim dedi ben dedi. Sonra ne yaptı Mustafa? Mustafa geldi, koltuğa oturdu. Koltuğa oturdu, ben dışarıda saklamıştı dedi, ben de acilemle dışarı çıktım yani o şeyimle. Dışarı saklamış diyen kim? Ben kendimim. Mustafa yani, ne yapıyor sırada? O oturuyor, aynı yerinde oturuyorum. Sinirli mi, öfkeli yani, mi, kıpkırmızı mı? Yani bu... şeyliydi. Nasıl? Yani şeyli, çok şeyliydi. Yani kızgınıdı. Şimdi yani... dün o görüntüleri bir kez daha ekranlara getireceğim. Hatta bazı izleyiciler demişler ki nereden biliyorsunuz kesici bir alet aldığını? Sevgili izleyiciler, biz bir şey söylediğimiz zaman yani onu bir şey bilerek konuşuyoruz ve söylüyoruz. Bazı izleyiciler inanmamışlar. Banyoya gittiyse çünkü orada otel görevlileri Mustafa'nın üzerinde ve de oğlunun Yasir'in üzerinde bıçağı görmüşler. Bıçağı görmüşler. Yani hepimizi öldürmeye... Ondan olanlar dedim ama o yorumları yapan ondan olanlar. Yani ona inananlar. Bence ona inananlar onlar. Yani şey olduklarından değil. Bildiklerinden, bildiklerinden değil. Ya da sadece onun tarafı olanlar. Tamam, ben o görüntüyü birazdan ekranlara getireceğim. Peki nasıldı? Yani çok mu sinirliydi Mustafa? Korkmuş yani, muydu, sinirli miydi? İnsan birini öldürürse niye sinirli olsun ki? Yani kaçtığına inandıracak ki ben. Yani, bayağı sinirli yani şeyliydi. Yani rol yapıyor sana. Rol yani roldü. Yani sinirliydi, öfkeliydi. Ben dışarı aradım geldim. Yani şey ettim yanına gelince başladı bu. Yanında telefon varmışmış. Gelini götürmek için aramış diye şey yaptı mesela. Hani dediğim lafın hepsi doğru. Yani yalan konuşmuyorum dedim ben. Yani yalandan bıktım inan ki 10 senedir bıktım yalandan. Peki kızının kaybolduğunu şey yapsa yani oradan kaçtı gitti. Niye gitmediniz o gece hemen şeyin yanına? Yani, kayıp laf hani... yani el ele ne diyeceğiz? Elin şeyine nasıl bakacağız yüzüne? Ben elin yüzüne nasıl bakacağım diye bu böyle şey yapıyordu. Tepkisi vardı. El alemi yüzüne nasıl aynen bakacağım? Mevlüt Bey Allah'ınızı severseniz sonunda size yayın yapıyoruz da el alemin yüzüne bakacağım demek ne demek gözünüzü seveyim ya, siz de bir babasınız. Mustafa el alemin yüzüne nasıl bakacağız derken ne demek istiyor sizce? Yani eski arkadaşınız, tanıyorsunuz, aynı köylüsünüz, yani sizin yüzünüze bakamayacak ne olmuş olabilir? Vallahi bakamayacak ne olmuş olabilir derken yani onu yani bu normal bir şekilde bu şey değil ki, bu el kaçırırsa bu kızı. Başkası kaçırırsa, başka bir şey yapsa bakılacak bir şey yok. Olabilir bu şeyler yani. Tek bir Mustafa'nın başına gelmiyor ki böyle şeyler. Herkesin başına gelebilir yani, bu dünyada, Türkiye'de neler oluyor, neler oluyor yani bu işte. Ha, sizin köylülerin yüzüne niye bakamazsın yani? Kaçmış işte, kaçırmış muhabbetine. O yüzden bakamamış. O yüzden ondan demişti o yani. Ama yani bakamayacak bir şey ama bu olmuş bir şey. Çıksın ona göre. Ne yapması gerekiyordu? Jandarmaya polisi çağırır, ona göre seni yapar Fatma da birlikte. Gitmene de gerekiyor yani bu işe. Peki şimdi Mustafa üzerinde kesici alet bir şey taşır mıydı? Köye gelmiş bu arada, öyle duyduk. Bir karşılaştınız mı köyde kendisiyle? Yok, karşılaşmadık da arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım ne olacak yani. Gelecek mi yanımıza, gelmeyecek mi bilmiyoruz yani. Bugün öyle bir haber aldık. Köye gittiği ile ilgili haber aldık. Size ulaşamayınca da Allah korusun. Çocuklarla giderdi. Nasıl? Çocuklar kendi gitti. Yani babası çocuklar yoğurdu. Evde mi? Evdeler. Köye döndü mü eve? Akşam oradalardı. Yani babası yoğurdu. Yasin'le konuştun mu? Ben Yasin'le aradım, cevap vermedi ama Tahsin'le konuştum. Çocuklarımı gördüm. Yasin cevap vermiyor bana. Peki Mustafa daha öncesindeki böyle kavgada falan böyle kesici alet kullanmış mıydı, bıçak falan? Öyle bir tip ya mi? Köy yerinde yaşıyoruz. Mustafa'nın her yani bizim köyde genelde herkesin cebinde birer bıçak kesici alet olur yani. Dağda bayırda geldiğimiz mutlaka herkeste olur yani bıçak.
Muhtemelen de vardır yani, mutlaka öyle bir şey de çıkarırdı bakalım yani. Şimdi biz ona soru soruyoruz ve gazetecilik, bir gazeteci ne yapar? Soru sorar. Ne yapabiliriz ki biz yani Mustafa'ya? Soru soracağız yani. Soru sormamızdan bu kadar rahatsız olan Mustafa böyle öfkeden deliye dönüyorsa, o anları bir kez daha Instagram'a da koyuyoruz, ekranlara da getiriyorum. Bir kez daha izlemenizi rica ediyorum. Elinde bir yer içeri giriyor, bıçak alıyor. Bıçak alacağını bildiği için Zeynep Kodat'ı Mehrican onu durduruyor. Dışarı çıkıyor. O anları bir kez daha ekranlara getirmek istiyorum şimdi. Fatma ne dedin sen, bir daha söyle yani bakayım. Çocuğumu mahvedecek Didem Hanım. Çocuğumu yani kendi gibi yapacak yani. E sen içeri girerken bir şey almak için içeri giriyor dedin. Biz yani zaten biliyoruz. Dışarıya çıkarken tutuyor. Dışarı çıkarttırmıyor. Banyoya girerken seslenmiyor. Banyoya girdiğini görüyor, seslenmiyor. Banyoya sokuyor, kapısını örtüyor. Yani içeride ne alacağını biliyor, biliyor aslında. Biliyor. Yani oraya gelip elinde bıçakla buraya saldırıp aynen, seni herkesi böyle bıçaklamasına da Zeynep de göz yumuyor yani. Baksana hiç seslenmiyor yani. Oraya girerken dışarı çıkarken tutuyor elinden. O gitmediyor. Sırada da dikkat ettiniz mi? Montu var üzerinde, çünkü onun içine koyuyor. Yani bıçağı oraya koyuyor. Sonra polisler geldikten sonra da montu çıkartıyor. Montu başka bir yere koyuyor. Çünkü o sırada bıçağı ya da vesaire başka bir kesici aleti polisler görmesin diye orada şeyle duruyor. Başka montu çıkartıyor yani. Hmm. Seni bıçaklamaya gelecek. Yani bu soru soruyoruz diye. Bunu yapan kişi kızı kaybolduğunda, biri hamile bıraktığında böyle sessiz kalır mı Mevlüt Beyciğim? Olmaz. Şimdi Mustafa şey yapıyor ya. Yani millete el alem ne dedi diyor. Fatma da Mustafa'ya kaçtı gitti. El alem bir şey mi dedi ona? Yuvasını kurdu, devam ediyorlardı. Aynen. Peki Mustafa Isparta'ya gideceğini, ya bunun sinyallerini hiç alıyor muydunuz Mustafa'dan? Hep öncesinde köyde olduğunu emin misiniz Mustafa'nın? Bir daha sorayım. Isparta'ya gitmeden tabii önce. Ya eminiz tabii. Niye burada biz intikam peşinde miyiz? Yani bir şey peşinde miyiz? Ne olduk? Bildiklerimizi anlatalım diye konuşuyoruz burada. Başka bir derdimiz ne bizim yani? Peki yani bu iflas et, sizlerden siz de ona şey kefil oluyorsunuz. Bu kadar nasıl iflas etti? Bu parayı nerede yedi Mustafa? Yani ben iflas ettim. Ondan sonra yani kredileri ödeyemedim. Hakkımda yakalama kararı vardı. Kızım da kaybolmuştu. Ondan sonra Isparta'ya gittim diyor mesela. Ve herkese de yalan söylemeye başlıyor. Şu neden böyle iflas etti? Bu paraları nerede yedi Mustafa? Biliyor musunuz Mevlüt Bey? Şimdi Didem Hanım. Didem Hanım. Şimdi bu... Tamam mı? Cebinde parası varken almış bir ortam değil. Tamam mı? Biraz varsa birazını kredili almış. Kredili alınmış bir imkanlar bunlar. Tamam. Bu krediyi yatarken ödenir mi yoksa çalışarak mı ödenir bu krediler? Yani Mustafa yatıp mı ne yaptı? Bir yerlerde ailem yaptığı bilgisi geldi. Siz de biliyor musunuz? Bir dere kenarında bir yerde birileriyle, o isimler bende var da, onlarla ailem yapıyormuş. Hiç sizi çağırdılar mı oraya? Ben ailem ortamını bilmiyorum. O tarafına işte ortam olmaz benim alem ortamlarını. Gidersem de eşimiz olsun da bir ay dedim gezme gidersek gideriz. Ama bir alem ortamı bilmem. Duydunuz ama mu bu peki? Borçlar, duydunuz borçlar, mu? Mustafa gitmiş. Ya gitmiştir mutlaka yani mutlaka. Yani onu bilemem. Gidip gitmediğini görmediğim şey bir şey demem. Mutlaka gezmeye birileri gitmişlerdir yani. Vardır ortamları. Ama yatarken de kredi çektiğin kredini ödemezsen mutlaka elindeki altındaki biriktirdiğin mal da gider, düzenin de gider, millet de maske edersin böyle yani. Başka bir ortam yokmuş bu ortam. Peki Fatma diyor ki ben kızımın hamile olduğunu, Şükür'ün hamile olduğunu söyledikten sonra o son bir ayda söyledim onu. Arkasından kahveye gidip gelmeye başladı. İşte o sırada da borçlarını ödeyemediği için kahvedekiler onun yüzüne bakamıyormuş. Dolayısıyla Isparta'dan Isparta'ya gitmesi gerekiyormuş. Köyden ayrılması gerekiyormuş. Yani Çarıksaraylardan ayrılması gerekiyormuş. Yani Isparta'ya gitme gerekçesi olarak kahvedekiler, yani hiçbirinin
ya da başkaları ya da siz değil diğerleri Mustafa'nın yüzüne bakmıyormuş. Öyle mi? Böyle bir şey oldu mu kahvede? Demek ki yalan değil mi? Bir Mevlüt söylesin bir. Ya niye kahveye gitmedi? Her zaman kahveye giden adam niye kovacaklar kahve? Öyle bir şey olsa hiç sokmadılar kahveye. Kovma değil Mert abi, kovma değil. Yani yanından herkes uzaklaşmış, batırdın diye herkes yanından uzaklaşmış. Ne uzaklaştıracak? Herkes para yok ya yanında, ya. Para olmayınca. Evvel zengin diye ağaydı ya. Şimdi ağa olunca yanından parası yok diye çay ısmarlarız diye herkes uzaklaştı diyordu. Uzaklaşacak, öyle bir dünyası mı olur? Öyle uzaklaşmaz mı? Ne olacak yani? Yani Isparta'ya, sen sordun mu niye Isparta'ya gidiyoruz dedin mi? Yani onun maneti dedim ama yani. Ne dedi, bir daha söyle. Yani kahveye oturuyormuş, yanına oturdukları arkadaşlar yanından uzaklaşıyormuş. Parası yok, çay ısmarlayabiliriz diye benden uzaklaşıyorlardı diyordu. Buna mı kahretmiş yani? Aynen. Buna kahrettiği için de Isparta'ya gitmeye karar vermiş. Köyden uzaklaşalım dedi. Hiç böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Böyle bir şey oldu mu? Köydekiler Mustafa'ya böyle bir tavır gösterdiler mi? Şimdi bu çocuğun kaybolmasına ilgili Isparta'ya gitmesi gerektiren bir şey mi var yani? Bu borçlardan dolayı gitmesi gereken bir ortam var ki niye gidiyor? Aynen. Bir çocuğu kaybolmuş adamın niye gitmesi gerekiyor yani? Manaymışmış, hepsi manaymış. Millet dayayıp da bıçaklayıp da borcumu demiyorlar bu adama. Şimdi parça parça ödeseydi madem adamlara gün verseydi parça parça ödeseydi. Ödenmeyecek borç değil ki. Çalıştıktan sonra herkes her borcunu ödeyip çıktı diyor. Siz Isparta'ya gideceğinden, şu mikrofonlara sıkıntı var ama şu sorunun yanıtını almak istiyorum. Isparta'ya gideceğinden Mustafa'nın ne zaman haberiniz oldu? Bizim Mustafa Isparta'ya gideceğinden işte bana bir orada ağaç keserken kendi arabayla Isparta'ya şey götürelim muhabbeti oldu. Ondan sonra ben götüremeyim dedi. Belediye gitmiş, ondan sonra apar topar gittin, ondan sonra öğrendik dedi. Yani şeyde köprünün başında gördüm ben Isparta'ya. Gideceğim belediye arabasına alıp geleceğini söyledi. Ondan sonra bir daha da şeyimiz olmadı. Arkadaşlar mikrofonu bir halleder misiniz? Ben sağlıklı bir yayın yapamıyorum. Bilmiyorum siz farkında mısınız ama şu anda sağlıklı bir yayın gitmiyor. Lütfen mikrofonu halledin. Ondan sonra ben sağlıklı bir yayın yapayım. Mevlüt Bey'le sağlıklı bir yayın yapamıyorum. Sürekli bir ses geliyor böyle. Mevlüt Bey'cim kusura bakmayın, onu halletsinler. Sizi öyle yayına alalım lütfen.